İletişim tüm insanlığın ortak ihtiyacı ve geçmişi çok uzun bir serüvendir. Tarihin ilk çağlarında dumanla ve mağara çizimleriyle başlayan, taş tablet yazıtlarıyla devam eden bu süreç, mektup ve telgrafla modern çağlara ulaşmış, günümüzde ise e-posta, telefon gibi araçlarla devam etmektedir. Bir mesajın televizyon, radyo, telefon ya da internet gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla eğitim, eğlence ya da kamuoyu oluşturmak amacıyla kitlelere iletilmesine ise kitle iletişimi denmektedir. Oluşturulmak istenen kamuoyunun anlamı, halkın bir konuda edindiği ortak görüştür. Halkın iletişime açık olması, toplumun en küçük üyesi olan çocuğun aile içinde sahip olduğu sağlıklı iletişimle oldukça alakalıdır. Aile içinde iletişim ne kadar güçlüyse, toplum içinde de öyle olacaktır. Bir diğer yandan, telefon, internet ve televizyon gibi kitle iletişim araçları aile içindeki iletişimi olumsuz etkilemektedir. Çocuk, küçük yaşlarda ya internetle tanışmakta ya da gereğinden fazla televizyon izleyerek ailesiyle kurması gereken iletişimi gerektiği kadar kuramamaktadır. Ayrıca mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla genç nesilde yaygın olarak sessiz harfleri kullanmama gibi dilin yanlış kullanımı ya da cümle aralarında yabancı sözcük kullanımı görülmektedir. Ancak eksileri olsa da bu araçlar internet bankacılığı gibi alanlarda bize zaman kazandırmakta, dünyayla irtibat kurmamızı sağlamakta, dünyada ve ülkemizde ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşmamızı sağlamaktadır.